Kıvanç yatay zemindeki çamaşır makinesine bağladığı halatı yatay doğrultu F kuvvetiyle çekmekte fakat çamaşır makinesini hareket ettirememektedir. Buna göre çamaşır makinesini etki eden sürtme kuvvetinin büyüklüğünü belirlemek için niceliklerinden hangilerinin bilinmesi yeterlidir? Halatın kütlesi de önemsiz olarak belirtilmiş. Arkadaşlar şimdi sürtünme kuvveti bir statik bir de kinetik dediğimiz sürtünme kuvveti var. Statik sürtünme kuvveti cisme durgunken uygulanan sürtünme kuvvettir. Yani harekete geçinceye kadar uygulanan sürtünme kuvvettir ve o sürtünme kuvveti harekete geçene kadar ipteki ipteki gerime kuvvetine eşittir. Yani ipteki gerime kuvvetine T dediğimizde zeminle cisim arasında gerçekleşen sürtünme kuvvetini de Fs dersek harekete geçene kadar T Fs eşit. O halde arkadaşlar bize yeterli olan bilgiyi sormuş. Yani ben halattaki bilgiyi, halattaki gerime kuvvetini bilsem buradaki sürtünme kuvvetini bulmuş olurum. Vali çamaşır makinesinin ağırlığına veya çamaşır makinesi zemin arasındaki sürtünme kas sayısına ihtiyaç duymadan da ben buradaki sürtünme kuvvetini direkt yalnız birden yararlanır bulurum. Cevap bundan dolayı A seçeneği olmalı deriz. Düşey düzlemde T periyotlu düzgün çember hareket yapan X isminin yörüngesi şekil 1'deki gibidir. X isminin T1 andaki merkezcil ime vektörü şekil 2, t2 andaki çiziksel hız vektörü şekil 3'teki gibidir. Buna göre t2 eksi t1 değeri en az kaç t'ye eşittir şeklinde sorulmuş. Şimdi bundan t1 süre sonra arkadaşlar a yani merkezcil iğme vektörümüz. Merkezcil kuvvetten kaynaklanıyor merkezcil iğme vektörümüz. Ve f eşittir m çarpı a prensibine göre merkezcil kuvvetin yönüyle merkezin iğmenin yönü aynı. O zaman aşağı yönde olabilmesi için burada merkezcil iğmenin şu şekilde eksiye yönde olabilmesi için T1 süresi sonra arkadaşlar cismin bu noktaya gelmiş olması gerekiyor. Yani şurasına T1 ir. süresi diyelim burada geçen süremiz olsun. Şurası. Şimdi gelelim T2 anında bize hız vektörünü vermiş. Hız vektörümüz arkadaşlar gördüğünüz gibi yatayla 60 derecelik açı yapmamızı sağlamış. Hız vektörü yarıçap vektörüne dik. O halde burada cismin şurada olması gerekiyor. Yarıçap vektörüne dik bir konumda olabilmesi için Şöyle şurasının 90 derece olabilmesi için burada hız vektörümüzü çizersek bu şekilde hız vektörümüzün yönüyle gördüğünüz gibi buradaki vektörümüzün yönü aynı oldu ve yatayla 60, atmış. yatayla 60sa arkadaşlar o halde şuradaki açımız 60 ise şuradaki açımız 30 derece. Yani şuradaki açımızda 30 derecelik bir açı çıktı. Hop T2 süresi için geçen sürede arkadaşlar buraya kadar geçen süre olmuş olacak. T2 bu. Benden T2-T1 değeri en az kaç periyoda eşittir diye sorulmuş. Şimdi toplamda arkadaşlar buradan buraya geldik bakın. Şu aralıkta 90 derece burası 30 derece burası olduğu için 120 derece gittik. Yani 120 derecelik bir yay çizdik. 120 derecelik yay periyodumuzun yani 360 derecenin kaçta kaçıdır? 3'te 1'dir. Demek ki bu arada 3'te 1 periyotluk bir zaman geçmesi gerekiyor. Yani cevap T 3 yani B seçeneğidir. Şekildeki anahtarın K ucuna uygulanan sabit büyükteki F kuvvetiyle cıvata döndürülmeye başlanıyor. Buna göre yargılarının hangileri doğrudur? 1. K noktası x ekseninden ilk kez geçerken çiiksel hız vektörü artı Z yönündedir demiş. Şimdi buradan ilk kez geçerken arkadaşlar kolun şuraya geldiğini düşünelim. Hop burada kuvveti döndürdük. Döndürdüğümüzde şöyle çembersiz hareket yaptık. K noktasının çembersiz hareketten kaynaklanan hızı yarıçap çap vektörüne dik konumda olacak. O halde yarıçap çap vektörüne dik bir bunun da hız vektörünü çizdiğimizde hem kuvvetin hem de hız vektörünün yönü aynı yönü gördüğünüz gibi. Ve bu yön artı z yönünde mi? Evet. O zaman bu ifademiz arkadaşlar doğrudur. Sistemin açısal hızı eksi y yönündedir. Açısal hız arkadaşlar vektörel bir büyüklük. Yönü de sağ el kuralı yardımıyla bulunuyor. Şimdi biz bunu bu şekilde döndürürken saat yönünde döndürmüş oluyoruz. Bükülmüş dört parmağımız saat yönünü gösterecek. Gösterdiğinde Elinizde bükülmüş dört parmağınızı burayı kavrayın. Baş parmağınız nereyi gösterdi? Aşağı yönü gösterdi arkadaşlar. Yani açısal hızımız torkun yönüyle açısal momentum'un yönüyle e, aynı yöndedir ve eksi y yönündedir. Burada da eksi y yönüm demiş. Evet doğru. Hatta burada torkun yönünün de burada aşağı yönde olduğunu söyleyebiliriz. Yine açısal momentum yönü de aşağı yönde olduğunu söyleyebiliriz. Hepsi vektörel bir büyüklük. 3. K noktası Z ekseninden ilk kez geçerken tork eksi X yönündedir. Şimdi Z ekseninden geçerken diyor. Şimdi buradan gö döndürdüğümüzde Z eksenine geldiğinde arkadaşlar şöyle olmuş olacak. Z eksenine geldiğinde şöyle anahtarımız buraya geldi. O buradaki kuvvetin veya hızın yönü bize neyi söylemiş? E, torkun yönünün eksi x yönünde olduğunu söylemiş. Şimdi biz kuvveti bu şekilde uyguluyoruz. Dönme noktamız burası. Sağ el kuralı yardımıyla bu dönmeye göre bükülmüş dört parmağımızda dönme yönünü kavradığımızda yani saat yönünü kavradığımızda Torkun yönü biraz önce gösterdiğimiz gibi e, eksi y yönünde olacak. Ondan dolayı arkadaşlar burada Torkun yönü eksi y yönünde olmalı. Burada eksi x dediği için yanlış. Bundan dolayı cevap B seçeneğidir. Yatay sürtümesi düzlemde şekil 1'deki gibi sabit VKV ile hızlarıyla hareket eden ile kütleli kaleli simleri o noktasında esnek olmayan çarpışma gerçekleştiriyor cisimler çarpışmadan sonra şekil 2'de 2 ik gibi hareket ettiğine göre yargılarından hangileri doğru olabilir şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar momentum konumuna göre ister esnek olsun ister esnek olmayan çarpışma olsun ilk momentum son momentuma eşit olacak. Ne gerçekleşmiş? Çarpışma. Çarpışmadan önceki cisimlerin momentumlar toplamı çarpışmadan sonraki cisimlerin momentumlar toplamına eşit olacak. Yani ilk momentum son momentuma eşit. Bu konum vektörel bir konum hem de yön korunacak. O zaman baktığımızda son momentumumuzun arkadaşlar yatay ve düşey bileşenleri gördüğünüz gibi 45 derecelik açıdan dolayı birbirine eşit. Yani buna P dediğimde bu da P büyüklüğünde olmuş oldu. Yani o zaman son momentumun yatay bileşeni aslında K'nın momentumundan kaynaklanıyor. Yani PK'nın ben P'ye eşit olduğunu yine PL'nin de yani son momentumun düşey yöndeki bileşeninde PL'ye eşit olduğunu söyleyebilirim. PK'da PL'de P şiddetinin yani eşit şiddette bir değere sahip. O zaman bir çarpışmada toplam enerji korunur. Esnek çarpışmalarda enerji korunur ama esnek olmayan çarpışmalarda enerji korunmaz. Bu yanlış. Disimlerin çarpışmadan önceki momentumları eşittir. Disimlerin momentum büyüklükleri eşit. Biliyorsunuz momentum vektörel bir büyüklük. O zaman bunun momentumu sağa doğru iken, bunun momentumu yukarı doğru iken bunlar hayatta birbirine eşit olmaz. Bunlar değer olarak birbirlerine eşit olur. Vektör olarak eşit olmadığı için momentumları eşittir demek yanlış. Cisimlerin çarpışmadan önceki süratleri eşittir. Bunların momentumlarının eşit büyüklükte olduğunu söyledik. E kütlelerini biliyor muyuz? Bilmiyoruz. Eğer eşit kütleliyseler yani kütlelerin arkadaşlar m, m dersem o bunların hızları da birbirlerine eşit olabilir. Vk, Vl'ye eşit olma ihtimali var. Demek ki yalnız 3 yani A seçeneğinin doğru cevap olması gerekir. O nokta set round'a serbestçe dönebilen levha, L noktasına yatay doğrultuda uygulanan F kuvvetiyle şekildeki gibi dengelenmiştir. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur? K ve K üstü noktaların levhaların ilk ve ikinci denge durumlarındaki ağırlık merkezleri olduğu belirtilmiş. Arkadaşlar ilk durumda F kuvveti yatay doğrultuda uygulanmış ve kuvvet çarpı dik uzaklık mantığından yani tork dengesinden yararlandığımızda buraya A dersem ağırlığı da yerin merkezine doğru şöyle G şiddetinde çizdiğimizde hop dönme noktasına dik uzaklığı şuraya B dedim. Şimdi denge şartına göre arkadaşlar F çarpı A yani kuvvetin torku dönme noktası burası olduğu için ağırlığın torkuna yani G çarpı B eşit olmuş olacak. Ağırlığımız burada sabit. E ne yapıyoruz şimdi biz? İkinci konuma getiriyoruz. Yani A'mız arkadaşlar ne yaptı? Arttı. A arttı. Peki ne azaldı? Burada ağırlık merkezi buraya geldiği için bu sefer B'nin de azaldığını gördük. Yani düşey doğrultuya yani dönme noktasına yaklaşmış oldu dik uzakla. O zaman B'miz de azaldı. Bu iki etkide arkadaşlar yani A'nın artması kuvveti azaltan B'nin azalması da kuvveti azaltan bir etkiye sahip. Yani ben buradan B'nin kesinlikle azaldığını gördüm. Şey, F'in kesinlikle azaldığını gördüm. O halde arkadaşlar F üssü F'den büyüktür demiş. Yani ikinci kuvvetimizin daha büyük olduğunu söylemiş. E ne demiştik? Bir e, bu işlemi yaptığımızda kuvvetimiz azalacak demiştik. Yani o halde F'in F, F üssünün F'ten daha küçük olduğunu söyleriz. Birinci yargımız yanlış. 2. O noktasında levhaya gösterilen tepki kuvveti artar. O noktasındaki levhaya tepki gösterdiği yani tepkisi ağırlığa eşit. Başlangıçta ağırlık yer, yerin merkezine doğru. O halde burada da yüzeyin tepki kuvveti yukarı yönde olacak. O zaman ikinci durumda ikinci konuma getirdiğimizde e, yine aşağı doğru ağırlığımız olduğu için yukarı doğru da tepki kuvvetimiz yine ağırlığa eşit olacak. Yani her iki durumda da yüzeyin tepki kuvveti ağırlığa eşit. O halde arkadaşlar e, demek ki yüzeyin gösterdiği tepki kuvveti artar demiş yanlış. Yüzeyin tepki kuvveti değişmeyecek. 3. Levhanın o noktasına göre torku azalır. Evet levhanın O noktasına göre torku ağırlık buraya yaklaştığı için hop torku dik uzaklığı azaldığından dolayı azalacak. Yani torku azalır bilgisi doğru. Yani cevap A seçeneği olmalı. Üzerinden iyi akımı geçen yeterince uzun A teline yakın bir bölgede bulunan iletken B tel çerçevesi şekildeki gibidir. B tel çerçevesinde o ok yönde indüksiyon akımı geçmesi için işlemlerinden hangileri yapılabilir? Akım geçen teller arkadaşlar çevrelerinde manyetik alan oluşturur. Sağ el kuralı yardımıyla baş parmağımız akımı yönünü gösterdiğinde bükülmüş dört parmağımız burada manyetik alanın yönü gösterecek. Burada arkadaşlar dışarı yönde bir manyetik alan oluştu. Yani B manyetik alanımız dışarı yönde. İndüksiyon akımın oluşması için akının değişmesi lazım. Lenze göre manyetik alan bir yönde artıyorsa arkadaşlar ters yönde azalıyorsa aynı yönde alacağız ve baş parmak ve dört parmakla akımın ve manyetik alanın yönünden yararlanıp ok yönde akımın geçtiğini bulmaya çalışacağız. Buna göre B tel çerçevesini K'dan L'ye doğru getirmek. K'dan L'ye doğru getirdiğimizde akım geçen teli olan uzaklığı değişmediği için manyetik alan değişmeyecek. Manyetik alan değişmediği için akı değişmediğinden dolayı indüksiyon akım oluşmayacak. Burada indüksiyon akım oluşmaz. B tel çerçevesini K'dan M'ye getirme. K'dan M'ye getirmek akım geçen tele yaklaştırılması ve akım geçen tele yaklaştığında buradaki manyetik alanın arttığını bize gösterir. Manyetik alan artıyorsa lenze göre ne yapacağız? İçeri yönde manyetik alanı alacağız. Baş parmağımızı içeri tuttuğumuzda bükülmüş dört parmağımız saat yönünde şöyle bir akımın oluşmasını sağlayacak. İşte indüksiyon akımının yönünde saat yönünde olmasını istiyor. Yani ikinci ifademiz bize bu yönü gösterdi. Doğru. B tel çerçevesini K'dan N'ye getirmek. E K'dan N'ye getirdiğimizde bu sefer M'ye getirdiğimizin tam tersi bir işlev yapıyoruz. Yani akım geçen telden uzaklaştırdığımız için manyetik alan azalıyor. Manyetik alan azaldığı için dışarı yönde manyetik alan varken azalırsa azalanla aynı yönde alacağız. Ve baş parmağımızı dışarı tuttuğumuzda bükülmüş dört parmağımız saat yönünün tersi yönde bir indüksiyon akım oluşmasını sağlayacak. Yani şunun tam tersi yönü oldu. Bu olmaz. A telindeki akım şiddetini artırmak. Teldeki akım şiddetini artırmak, çevresindeki manyetik alanı artırmak da eşdeğer. Manyetik alanı artırdığınızda lense göre ters yönde alacaktık. Yani dışarı yönde manyetik alan var şu an. İçeri yönde alıyoruz arkadaşlar. Baş parmağımızı içeri tuttuğumuzda bükülmüş dört parmağımız şöyle saat yönünde bir akımın oluşmasını yani indüksiyon akımının oluşmasını sağladı. Burada zaten ok yönü saat yönü olduğu için istenilen yönde bir akım elde ettik. Cevap demek ki 2 ve 4 yani C seçeneği doğrudur diyeceğiz. Aşağıdaki verilen niceliklerden hangisi vektörel değildir? Vektörel büyükler doğrultu yön, şiddet ve başlangıç noktalarıyla ifade edilebilen büyüklerdir. Skaler büyüklerden farkı yönlü olması. Tork. Tork vektörel bir büyüklüktür arkadaşlar. Açısal ivme. Açısal ivmemiz de vektörel bir büyüklük. Yani açısal hızdaki birim zamandaki değişme biz Açısal ivme diyoruz. Açısal hız e, vektörel bir büyüklük olduğu için açısal ivme de vektörel bir büyüklüktür. Eylemsizlik momenti. Eylemsizlik momenti I ile gösterilir. M çarpı R'nin karesine eşittir. M skaler. R de skaler olduğundan dolayı eylemsizlik momenti skaler bir büyüklük. Yani yönü olmayan bir büyüklüktür. Yani cevap C seçeneğidir. Açısal momentumuz arkadaşlar vektörel bir büyüklük. E, çizgisel momentumda da yarı çapın çarpımına eşit. Yine e, merkezcil kuvvetimiz kuvvet olduğu için kuvvet yönü olan bir büyüklük. Yani merkezcil kuvvetimiz m ve kare bölü r veya m omega kare çarpı r yardımıyla bulunuyordu. Yani bu da vektörel bir büyüklük olduğundan dolayı cevap vektörel olmayan e eylemsizlik momenti yani cevap C seçeneği. Elektromanyetik ışınımın enerjisini taşıyan paketçiklere foton denir. Olaylarından hangilerin gerçekleşmesine neden olan foton enerjisinin tamamını kaybeder. Yani soğurulur demek istiyor. Tamamını enerjisini kaybedecek. Atomun uyarılması. Atomlar fotonla ve elektronla uyarıldığında arkadaşlar fotonla yarıldığını enerjisinin tamamını verip kendisi yok oluyor. Ya hep ya hiçbir prensibine göre davranıyor ve burada enerjisinin tamamını verdiği için, kaybettiği için tamamen soğurulmuş oluyor. Fotoelektrik olaydı da böyle arkadaşlar. Yine e, alkali metale gönderdiğinizde elektron koparabileceği bir metale gönderdiğinizde ya hep ya hiç prensibine göre elektrona enerjisini tamamını aktarıyor. Kendisi yok oluyor. Elektron da bunu bağlanma enerjisi ve kinetik enerjisi de kullanarak saçılmış oluyor. 3. Kompton saçılması. Kompton saçılması yüksek enerjili bir fotonun duran bir elektron çarptığında bakın duran bir elektron yani serbest, serbest haldeki bir elektron çarptığında enerjisinin bir kısmını ona vererek elektronun bir tarafa fotonun farklı bir tarafa saçılmasıyla oluşturduğu olaya biz kompton saçılması diyoruz. Ve burada enerjisinin belli bir kısmını verdiği için tamamen sorulmaz. yani belli bir kısmını aktarır ondan dolayı tamamını aktardı e, sorulmuş kompton saçılmasında tamamını aktarmaz. Onun için cevap 1 ve 2 yani C seçeneği doğrudur. Yer çekiminin önemli olduğu ortamda bulunan birbirlerine paralel levhalar arasında K noktasından t sıfır anda serbest bırakılan eksi Q yüklü X parçacı V hızıyla artı yüklü levhaya çarpmaktadır. Buna göre X parçacığına ait 1-2-3 dolu no grafiklerden hangileri doğru olabilir? Arkadaşlar burada eksi yüklü parçacığımız üreticinin eksi kutbu buraya denk geldiği için eksi bunu itecek. Hop artı kutbu da burası olduğundan dolayı artı da bunu kendisine doğru çekecek. Oluşan elektrik, elektrik alandan dolayı buradaki yüklü parçacığımız ne yapacak? Bir kuvvete maruz kalacak. Bu kuvvetimiz F eşittir Q çarpı E şeklinde yani Q çarpı V bölü D şeklinde bulunacak. O halde birinci aralıkta bakın Q'muz yani yükümüz elektronun yükü değişiyor hareket ederken hayır peki gerilimimiz değişiyor mu buradaki potansiyel farkımız hayır levhalar arasındaki uzaklıkta değiştirilmedikçe burada kuvvetimiz değişmemiş olacak yani birinci grafik elde edilebilir hızına baktığımızda sonuçta bu elektron bu enerji alırken yük levhalar arasında bir elektrik yüksel kuvvetten dolayı kuvvet iş yapar. Bu da cisme enerji olarak yansı yani cisim hızlanır hızlandıkça buradaki e, burada kinetik enerjisi artmış olur. Tabi F eşittir M çarpı A prensibine göre kütlemiz sabitken e, kuvvetimiz de sabitse arkadaşlar ivmemiz de sabit. Yani bu cisim sabit ivmeli bir hareket yapar. Sabit ivmeli hareketlerde cisim düzgün olarak hızlanır düzgün hızlandığından dolayı burada parabolik bir eğri şeklinde hızlanmış. O halde hız zaman grafiği bu şekilde gerçekleşmez. Şöyle olmalı. Düzgün hızlanmalı çünkü eğim sabit, iğme sabit, iğme eğim sabitse eğimin sabit olması gerekecek. Diyelim kinetik enerji zaman grafiğine haliyle arkadaşlar hız düzgün olarak artarsa V, 2V, 3V şeklinde diyelim düzgün olarak artarsa kinetik enerjide 1 bölü 2 kare olduğu için burada enerjisine E dersem burada 4E, burada 9E bakın parabolik bir eğri şeklinde enerjisinde artış gerçekleşiyor. Yani bunun kinetik enerji zaman grafiği 3.deki gibi olabilir. Haliyle cevap 1 ve 3 yani B seçeneği doğru olmalı. Şekildeki radyoaktif kaynaktan yayılan KLM ışınımları manyetik alan bölgesine girdiğinde L doğrusu olarak ilerlemeye devam etmekte, K ve M ise şekildeki gibi sapmaktadır. Buna göre KLM ışınmalarının çeşitleri aşağıdakilerden hangisi olabilir? Arkadaşlar alfa, beta ve gama ışınmaları dediğimiz ışınmalarımız var. Alfa ve beta ışınmaları parçacık ışıması, gama ışıması ise bir enerji ışımasıdır. Yani bir foton yayılır. O halde alfa ışıması helyum artı iki parçacığımız oluyordu. Yani artı yüklü bir parçacığımız. Beta ışımasında beta artı ve beta eksi ışımaları var. O halde bu hem artı hem eksi olabiliyor. Gama ışıması arkadaşlar fotonlarımız yüksüz olduklarından dolayı yükleri yok bunların. O halde buradan hiç yolunu bozmadan, manyetik alanda sapmadan yoluna devam eden burada gama ışımasıdır. Yani L L arkadaşlar gama ışımasından kaynaklanan bir hareket. Radyoaktif kaynak için konuştuğumuzda. Gelelim şimdi alfa ışımasına. Artı yüklü olduğundan dolayı arkadaşlar alfa parçacığımız. E, sağ el kuralına göre yukarıdan aşağı doğru ne var? Bir manyetik alan var. Manyetik alanın yönü yukarıdan aşağı doğru. E, şimdi bizim hareket yönümüz radyoaktif maddeyi buraya doğru gönderdik. Hareket yönümüz bu yönde. Baş parmağımız hareket yönünü yani hız vektörünü gösterdiğinde... 4 parmağımız da manyetik alanın yönünü yani aşağı yönü gösterecek. Avuç içi artı yüklerin kaçıştığı yönü gösteriyor. O zaman avuç içi artı yüklerin kaçıştığı yön bu şekilde arkadaşlar artı z yönüne doğru olmuş oluyor. Yani manyetik alan bölgeye girdiğinde burada arkadaşlar artı z yönünde. Şöyle yapalım. XZ koordinat sistemini düşündüğümüzde şimdi hareket yönümüz bu yön. Bu yönde V hızla gidiyoruz. Manyetik alan aşağı doğru şu yönde B şiddetinde. Şimdi sağ el kuralını uygulayalım arkadaşlar. Ee, sola doğru hız, aşağı doğru manyetik alan var. Avuç içimiz dışarıyı yani artı z'yi gösteriyor. Artı z yönünde de ne var? Manyetik kuvvet var. Kime? Artı yüklü parçacıklar. O zaman F artı diyelim. Yani K artı yüklü bir parçacık mı? Evet. O zaman K ne olabilir? Alfa ışıması arkadaşlar olabilir. Alfa ışıması olabilir. Yine beta artı ışıması da olabilir. O da çünkü artı yüklü bir parçacık. Diyelim şimdi eksi yönde sapacak da bunun tam tersi olmuş olacak arkadaşlar. Eksi yüklü parçacığımız da arkaya doğru sapmış. Yani elimizin ters yönde gitmiş olacak. O halde eksi yüklü parçacığımız da M olmalı. Hepsini birden sağlayan şık A seçeneği olmalı diyeceğiz. Aşağıda verilen parçacıklardan hangisi karşıt parçacıktır? Elektron nötrinosu bu temel bir parçacık arkadaşlar. Karşıt parçacık değil. Piyon da arkadaşlar yine bir parçacık karşıt değil. Miyon da herkese böyle. Pozitron elektronun karşıt parçacığıdır arkadaşlar. Elektronun karşısına pozitron diyoruz. E artı ile gösteriliyor ve karşıt bir parçacıktır. O halde burada karşıt parçacığı sorduğu için diğer parçacıklarımız normal parçacık. Bu ise karşıt parçacık. parçacık ile karşıt parçacık arasındaki tek fark yükünün işareti. Onun için cevap D seçeneğidir. Uyarılan bir hidrojen atomu temel hale geri dönerken yaptığı ışımalardan hangilerinin sonucunda elektronun açısal momentumu h bölü 2 pi kadar azalır? H bölü 2 pi arkadaşlar açısal momentum n tane h bölü 2 pi yardımıyla bulunuyor. Birinci yörüngedeyken bir tane h bölü 2 pi, ikinci yörüngede iki tane h bölü 2 pi, üçüncü örüngüde üç tane h bölü 2 pi şeklinde devam ediyor. Her yörüngede h bölü 2 pi kadarlık değişim oluyor. Üst yörüngelere çıkıldığında artıyor, alt yörüngelere inildiğinde azalıyor. O zaman arkadaşlar h bölü 2 pi kadar azalır dediği için bir yörünge aşağı inecek bir ışıma yapmamız lazım. Şimdi burada liman ve balmer serilerinden bahsedilmiş. Hemen ben bir atoma ait arkadaşlar şöyle enerji yörünge grafiği çizeyim. Şöyle birkaç tanesini sıralayalım. Bunu sıraladığımız arkadaşlar burası en eşittir 1 yani temel hal birinci yörünge. En eşittir 2, en eşittir 3, en eşittir 4, en eşittir 5. yörüngemiz olsun. Liman serisi temel hale yani taban durumuna elektronun gelmesiyle yapmış olduğu ışımaydı. Liman alfa. Buna liman beta, buna liman Gama diyoruz. Bu balmer alfa, bu da balmer beta, bu da balmer Gama İkinci yörüngeye inen ışımalara da balmer ışıması diyeceğiz. Şimdi liman beta demiş. Liman beta arkadaşlar şu. Liman beta. Bu ne yapmış? İki yörünge birden aşağı inmiş. Yani açısal momentumu iki tane h bölü 2 pi kadar azalacak. Bu olmaz. Balmer serisindeki balmer alfa. Evet, balmer alfa... Üçüncü yörüngeden ikinci yörüngeye inmiş yani bir yörünge aşağı inmiş bir yörüngede bir tane h bölü 2 pi kadar azalmış olur. Balmer serisinde h yani balmer gama verilmiş. Balmer beta ve balmer gama bu. Balmer gama 5'ten 2'ye indiği için 3 tane yörünge aşağı inmiş yani 3 tane h bölü 2 pi kadar azalmış. Ama bize bir tane h bölü 2 pi kadar azalan sorulduğu için bu da olmaz yani cevap b seçeneği olur. Bir siyah cismin farklı sıcaklarda yaydığı termal ışınımın ışık şiddetine bağlı olarak değişim grafiği şekildeki veriliyor. Buna göre yargılarının hangileri doğrudur? Arkadaşlar elektromanyet dalgaları sıraladığımızda radyo dalgaları, mikro dalgalar, kızılötesi ışınlar, görünür ışık, ultraviyole ışınları yani morötesi ışınlar, x ışınları ve gama ışınları olmak üzere 7 farklı çeşit. O halde buradan baktığımızda aşağı doğru enerji ve frekansı artıyor. E, ve V, v F artar, F artar ve... Burada ışık şiddeti dalga boyu grafiğine baktığımızda bir kuantumlu yapıda olduğunu, dalga boyu artınca enerjinin azaldığını gözlemliyoruz lambda dalga boyu ile ters orantı enerji frekans artıyor. Dalga boyu burada azalmış oluyor gama ışınlarına doğru giderken. O zaman demek ki infrared yani kızıl ötesi ışın burası da ultraviyole ışın olduğu için kızıl ötesinden ultraviyole ışına gittiğimizde enerji artıyor. Demek ki bu tarafa doğru enerji artan bir yapıya sahip. Yani dalga boyu ile ters orantılı. Zaten fotonların enerjisini yazarken hc bölü lambda şeklinde yazıyorduk. Yani dalga boyu ile ters orantılı enerjimiz var. O zaman bu tarafa, bu bölgeye doğru gidildiğinde enerji artacak. Zaten kırmızı, turuncu, sarı, yeşil, mavi, lacivert, mor şeklinde renklerimizde de kırmızıdan mora doğru enerjinin arttığını da biliyoruz. Şimdi ifadeleri tek tek yorumlayalım. Termal ışınımı kırmızı olarak görülen cismin sıcaklığı, termal ışınımı kızıl ötesi bölgede olan cismin sıcaklığından fazladır. Sıcaklığının fazla olması enerjinin fazla olması demek. Yani kırmızının enerjisi kızıl ötesi ışından daha fazladır diyor. Doğru. Kırmızı enerjisi kızılötesi Yani infrared'den daha fazla. 1. Doğrudur. 2. Sıcaklığı artan cisimlerden daha yoğun olarak yayınlanan termal ışınımın dalga boyu da artar. Ne oluyor? Sıcaklığı artan cisimlerden yoğun olarak yayınlanan termal ışınımın dalga boyu artar. Dalga boyu arkadaşlar termal ışınımda yoğun olarak yayınlıyorsa ee, dalga boyu azalacak. Dalga boyuyla çünkü enerji ters orantılı. Infraredlerde Dalga boyunun artması enerjisini azaltır. Demek ki arkadaşlar enerjisini artırır diye sorduğu için sıcaklığı artan maddenin enerjisi artacak ve dalga boyunu da azalması gerekecek. Burada artar dediği için yanlış. Bir siyah cismin yaydığı ışınımın ışık şiddeti sıcaklığın artmasıyla artar. Evet, siyah cisim ne kadar fazla ışık şiddeti yayarsa sıcaklığa bağlı olarak e, bu da artmış olacak. Hem ışınım şiddeti enerjiyle doğru orantılı, enerjide sıcaklıkla doğru orantılı. O zaman arkadaşlar ışınım şiddeti arttığında sıcaklık artar, enerji artar. Hepsini söyleyebiliriz. O halde buradaki ifademiz sıcaklığı, sıcaklığın artmasıyla artar demiş. Doğru söylemiş. Cevap 1 ve 3 yani C seçeneği doğru olmalı. Aşağıdaki tıbbi görüntüleme cihazlarından hangileriyle görüntülemenin gerçekleştirebileceği doku ve organa elektromanyetik dalga gönderilmez. Hangisi elektromanyetik dalga çalışmaz diye soruluyor. MR cihazları manyetik rezonans anlamına geliyor ve radyo dalgaları yani elektromanyetik dalgalar kullanılıyor. Röntgen cihazlarında X ışınları yani elektromanyetik dalga, tomografi cihazlarında yine X ışınları kullanılıyor. Ultrason cihazlarında arkadaşlar sonik ultrasonik dalgalar yani ses dalgaları kullanılıyor. Elektromanyetik dalgalar kullanılmıyor. Nükleer tıp dediğimiz PET yani pozitron emisyon tomografisi dedi tomografisi dediğimiz bir cihaz yani bunda da nükleer tıp çekirdeğin parçalanmasıyla elde edilen bir enerji kullanıldığı için arkadaşlar buna da nükleer tıp. Bunda da elektromanyetik dalgalar yani gama ışınları kullanılmış oluyor. O halde gama ışınları ve diğer elektromanyetik ışınlardan e, hepsi elektromanyetik dalga ile çalıştığı için ultrason ses dalga ile çalışır. O halde cevap D seçeneği olur. X, Y ve Z iyonları aynı soy gaz elektron düzenine sahiptir ve iyon çapları arasında şekildeki bir ilişki vardır. Buna göre A, B, C'nin sayısal değerleri hangi seçenekte doğru karşılaştırılmıştır? Soruya dikkat ettiğimiz zaman taneciklerin aynı soy gaz elektron düzenine sahip olduğu söyleniyor. Dolayısıyla bunların elektron sayıları aynı, proton sayıları da birbirinden farklı olacağından dolayı bu tanecikler birbirinin izoelektronidir diyebiliriz. Öncelikle bir taneciklerimizi yazalım arkadaşlar. Taneciklerimizi yazdık. Aynı soy gaz elektron düzeni demişti. Bir değer verelim burada. Neon soy gaz düzenine sahip olsunlar diyelim. Neonun da elektron sayısı 10'du. Her birinin elektron sayısı 10 olsun. Peki bunların proton sayıları ne olur? İyon yüküyle elektron sayısının toplamı bize protonu veriyordu. Z için C artı 10. Y için 10 artı B. X için de 10 artı A diyoruz. Arkadaşlar bu tanecikler dediğim gibi elektron sayıları aynı proton sayıları farklı olduğundan dolayı birbirinin nesi? izoelektronik dedik. İzoelektronik taneciklerde yarı çap kıyaslaması yapılırken elektron başına düşen çekim kuvvetine bakmamız gerekiyordu. Elektron başına düşen çekim kuvveti de bize P bölü E oranını vermekte. Proton bölü elektron oranı. Şimdi her birinin elektron sayısı aynı olduğuna göre proton sayısı büyük olanın çekim kuvveti daha fazla olacağından dolayı yarıçapı daha küçüktür. O halde buradan çıkaracağımız sonuç proton sayısı büyük olanın yarıçapı daha küçük. Peki bize yarıçaplarla ilgili bakın yukarıda bir bilgi verilmişti. Buradan faydalanarak yarıçapı en küçük olan Z'nin proton sayısı daha büyük diyebiliriz. Daha sonra X'in protonu daha büyük ve son olarak Y'nin protonu gelecek. Burada proton sayısına göre yorumumuzu yaptık. Peki Z'nin proton sayısının büyük olabilmesi için diğerlerinden ne olması gerekiyor? C değerinin daha büyük olması lazım. Daha sonra X'in proton sayısı büyük olabilmesi için de A'nın B'den daha büyük olması lazım. O halde A B C'nin sayısal değerleri ilgili yorumumuz C A B şeklinde olacak. Cevabımız C şıkkı. Sıradaki konumuz gazlarla ilgili. Atmosfer basıncının P atmosfer olduğu bir ortamda V litre hacimli ideal sürtünmesiz pistonlu bir kapta eşit kütlede helyum ve CH4 gazları bulunmaktadır. Bakın kütlemiz eşitmiş. Kaptaki helyum ve CH4 gazları ile ilgili hangileri doğrudur? Öncelikle şekli bir düşünelim. Bakın elimizde bir pistonlu kabımız varmış. Dış basıncımız P'miş. Pistonlu kaplarda biliyorsunuz dış basınçta iç basınç birbirine eşittir. Dolayısıyla buradaki iç basıncımız da toplam basıncımız yani atmosfer diyebiliriz. Kabımızın hacmini de V litre olarak söylüyorlar. Elimizde bulunan gazlar ise helyum ve CH4 gazları. Arkadaşlar sorumuzda eğer eşit kütle kalıbını gördüğünüz zaman yapacağınız işlem verilen gazların molekül ağırlığının ortak bir katını seçmek. Gazlarımız helyum ve CH4. Helyumumuzun molekül ağırlığı 4. CH4'ün molekül ağırlığı 16. Ortak katını seçelim dedik. Bu iki gazın ortak katı 16 diyebiliriz. Şimdi ikisinden de 16'şer gram aldığımızda helyumun 4 CH4'ün 1 mol olduğunu söyleyebiliriz. Fakat biz tam olarak kaç mol alındığını bilmediğimizden dolayı bunlara 4N'e 1N yani aradaki oranı bulmuş olalım bu yaptığımız şeyden. Oran 1N'e 4N olarak söylenebilir. Şimdi Birinci öncül ne demiş? Helyumun kısmi basıncı. Kısmi basınç formülü neydi? Helyumun kısmi basıncı bölü toplam basınç eşittir. Helyumun molü bölü toplam mol. Helyumun kısmi basıncını bulmaya çalışıyoruz. Toplam basınca P dedik çünkü pistonlu bir kaptı. İç basınç dış basıncı eşit oluyordu. Eşittir. Helyumun molüne 4N dedik. Toplam molümüz ise 5N. Burada N'ler gitti arkadaşlar. İçler dışlar çarpımı yaptığımız zaman 5 çarpı P helyum eşittir 4P. Helyum ne oluyor arkadaşlar? 4 bölü 5 şeklinde yani 4P bölü 5 şeklinde kısmi basıncı bulunuyor. Birinci öncülümüz doğrudur diyoruz. Şimdi ikinci öncülü yorumlayalım. CH4'ün hacmi V bölü 5'tir. Bu ifade yanlış arkadaşlar. Çünkü gazlar ne yapıyordu? Bulunduğu kabın tamamını dolduruyordu. Yani burada hem helyumun hem de CH4'ün hacmi V'dir. Tekrar söylüyorum gazlar bulunduğu kabın hacmini alırlar arkadaşlar. Üçüncü öncül ortalama kinetik enerjileri aynıdır. Ortalama kinetik enerji deyince aklınıza mutlak sıcaklık gelecek. Yani bunların mutlak sıcaklıkları kelvin cinsinden sıcaklıkları aynıysa ortalama kinetik enerjileri de aynıdır diyeceğiz. Soruyu okuduğumuz zaman bunların aynı ortamda olduğunu görüyoruz. Kabımızın içindeler ortamları aynı. Dolayısıyla ortalama kinetik enerjileri de ne olacak? Aynı olacak. Çünkü mutlak sıcaklıkları aynı bunlar. Cevabımız 1 ve 3 olacak. Değişikli. Çözünme denklemi verilen AB katısının doymamış sul çözeltisiyle ilgili yargılardan hangileri doğrudur? Birinci öncül çözeltinin elektrolit olduğundan bahsedilmiş. Elektrik akımını iletebilen çözeltilere elektrolit çözelti diyoruz. Peki hangi çözeltiler elektrik akımını iletebilir? Suda çözündüğünde iyonlaşarak çözünen katıların çözeltisi elektrik akımını iletir. Bizim katımız da suda çözündüğünde iyonlarına ayrıştığından ötürü elektrik akımını iletebilir diyoruz. Birinci öncülümüz doğrudur. Tekrarlıyorum. Suda iyonlaşabilen katıların çözeltileri elektrik akımını iletir arkadaşlar. İkinci öncül soğutulursa iyon derişimi azalabilir. Şimdi baktığımız zaman çözünme denklemimizde ısı ifadesi girenlerde yer alıyor. Dolayısıyla bu çözünme türü endotermik bir çözünme. Yani sıcaklık arttıkça artan, çözünürlüğün arttığı bir tepkime. Hatta bunun gelin çözünürlük sıcaklık grafiğini bir çizelim. Grafiğimizi çizdik arkadaşlar. Bakın bize ne demişti? Çözeltimiz doymamış demişti. Çözeltinin doymamış olduğunu biz bu çözünürlük sıcaklık grafiğinde nasıl anlıyorduk? Eğrinin üzerindeki noktalar doymuş, altındaki noktalarsa doymamıştır. Diyelim ki çözeltimizin başlangıçtaki çözdüğü madde miktarı ve sıcaklık değeri işaretlediğim bu nokta olsun. Şimdi biz bu çözeltiyi soğutmaya başladığımız zaman ne olacak? Grafik gereğince çözünürlüğümüz gittikçe azalacak. Yine sıcaklığı azalttığım için benim çözülen madde miktarı mavi ile işaretlediğim nokta olduğunu düşünürseniz, Bakın sıcaklık değeri şu bölgedeyken artık çözeltimiz doygun hale gelecek. Eğer ben çözeltiyi soğutmaya devam edersem bizim başlangıçtaki madde miktarımız bu defa eğrinin üzerine çıkacak. Bu kırmızı ile işaretlediğim noktada çözelti aşırı doygun oluyor. Ama bu durum kararsız olduğundan dolayı belli bir süre sonra maddemizdeki fazla çözülen miktar ne olacak? Çökecek. Ne kadar çökecek? O sıcaklıkta çözebildiği nokta şu yeşil ile işaretlediğim bölge o halde şu aradaki fark kadar madde ne olacak arkadaşlar? Çöker diyeceğiz. Dolayısıyla çözeltimiz soğutulduğunda çöken maddeden dolayı ne olur? İyon derişimi azalabilir. Çünkü iyon derişimi molalite neydi? Mol bölü hacim. Hacim sabit. Mol miktarım azaldığı için molalite miktarım da azalacak. Çözünen madde için konuşuyoruz. İkinci öncül doğru. Üçe bakalım. Aynı sıcaklıkta bir miktar daha AB katısı çözebilir. Yine mavi noktadan düşünürseniz arkadaşlar aynı sıcaklık değerinde şu siyah çizgideki fark kadar şu kadar madde daha çözebilir diyoruz. Üçüncü öncül de doğrudur. Doymamış bir çözelti doygun olana kadar madde çözebilir. Cevabımız E şıkkı olacak. Sorumuz sıvı çözeltilerin koligatif özellikler bölümünden gelmiş. Deniz seviyesinde bir miktar saf suda 11,2 gram potasyum hidroksit katısının tamamen çözünmesiyle oluşan çözeltinin donmaya başlama sıcaklığı eksi 3,72 santigrat derecedir. Buna göre çözeltideki su kütlesi kaç gramdır denilmiş. Donma noktası alçalması formülümüzü hatırlatmak istiyorum. Donma noktası alçalması eşittir. Eksi 1,86 bu sabitimiz arkadaşlar. Çarpı molalite çarpı tanecik sayımızdı. Salt bir sıvıya herhangi bir madde eklediğimizde donma noktası her zaman düşüşeceğinden dolayı başına eksi koyduk. Düşüşü temsil ediyor. Değerleri yerine yazarsak denklemimizdeki küçük m harfi molaliteyi ifade etmekteydi. Ts dediğimiz için tesir değerli ya da tanecik sayısı olarak da düşünebilirsiniz suya verilen iyon sayısı olacak arkadaşlar. Şimdi bize ne sorulmuştu? Su kütlesi. Burada su kütlesi molalite formülünün içinde saklı. Molalitenin formülü n bölü çözücünün kilogramıydı. Yani bize burası soruluyor. Şimdi değerleri yerine yazdığımız zaman denklemimizde eksi 3,72 diyoruz delta td'ye. Eşittir eksi 1,86 sabitimiz çarpı 11,2 gram potasyum hidroksit kaç mol? Bunu bulalım. 1 mol potasyum hidroksit bileşiğimiz molekül ağırlığını hesaplarsak 39 potasyum 1 hidrojen 40 16'da 56. 1 molü 56 gram ise 11,2 gramı kaç moldür dedik buradan 5'te 1 yani 0,2 mol karşımıza çıktı. 0,2 bölü e, kilogram dediğimiz durum çarpı tanecik sayımız potasyum hidroksit İyonların ayrıştığında arkadaşlar suda çözündüğünde potasyum artı hidroksit şeklinde iyonların ayrışacak suya verdiği iyon sayısı 2'dir. Dolayısıyla tanecik sayısına 2 yazıyoruz. Eğer bileşimiz şeker gibi kovalent bir bileşik olsaydı kovalent bileşikler moleküler çözüldüğü için tanecik sayısı direkt 1 olarak alınırdı. Bunu da hatırlatmış olalım. Burada sadeleştirmeleri yapacak olursak şu eksi 1,86 ve 3,72 2'ye 1 oranında sadeleşecek. Buradan ifadem şu şekilde oluyor. 2 eşittir 0,4 böyle kilogram. Buradan kilogramı yalnız bırakırsak 2 karşıya bölü olarak geçecek. 0,4 bölü 2'den 0,2 kilogram bulduk. Bize gram sorulduğu için arkadaşlar bu da 1 kilo 1000 gram olacağından dolayı 0,2 kilomuz nedir dediğimizde 200 gram olarak suyun kütlesini buluyoruz ve cevabımız A şıkkı oluyor. Sıradaki sorumuz kimya ve enerji ünitesinden gelmiş. Standart koşullarda yukarıda verilen denkleme göre 14 gram C2H4'ün tamamen yanması sonucunda kaç kilojül ısı açığa çıkar deniliyor. Bakın soru bize entalpi değil açığa çıkan ısıyı sormuş. Dolayısıyla bulacağımız değer pozitif olmalı. Enerji ifadesi negatif olamaz. Buna dikkat edeceğiz. İkinci olarak bize tepkime verilmiş ve tepkimedeki maddelerin molar oluşum entalpileri verilmiş. Öncelikle biz tepkime entalpisini molar oluşum entalpileri üzerinden bulalım. Tepkime entalpisi nasıl bulunuyordu? Ürünlerin entalpi değerleri toplamından girenlerin entalpi değerleri toplamını çıkararak bulacaktık. Ürünlerdeki maddeme baktığımda 2 karbonlu dioksit 2 tane su var. O halde öncelikle ürünlerin entalpi değerlerini bulalım. Karbon dioksitin katsayısı 2 olduğu için 2 çarpı dedim. Karbon dioksitin entalpi değeri eksi 394 artı diyorum. Bir de sudan gelen bölüm var. Yine katsayısı 2 olduğu için 2 çarpı diyoruz. Suyun değeri ise eksi 286. Ürünlerle işimiz bitti. Kapattık köşeli parantezimizi. Eksi girenler kısmı Girenlerde C2H4'ümüz var. Entalpi değeri artı 52 bir tane var zaten. Şimdi baktığımız zaman oksijen için bir entalpi değeri verilmemiş. Bunun nedeni de standart koşullarda elementlerin molar oluşum entalpi değerleri sıfırdır arkadaşlar. Tabii ki şuna dikkat edeceğiz. Standart koşul dediğimiz 25 derece yani oda sıcaklığı. Oksijen oda sıcaklığında hangi fiziksel halde bulunuyor? Gaz. Gaz halde bulunduğundan dolayı yani orijinal haliyle bulunduğu için Molar oluşum entalpisi 0. Tutup da burada gaz yerine oksijen için katı ya da sıvı deseydi 25 derecede bunları katı ve sıvı yapmak için ekstra bir enerji harcayacağımız için 0'dan farklı bir entalpi değerine sahip olurdu. Ama gaz olduğu için 0 diyoruz. Zaten soruda da verilmemiş. Yani oksijen işimiz yok. Burada yazmıyoruz. Bu işlemleri yaparsak buradan eksi 788 yine şu taraftan eksi 572 geliyor. Şöyle yapalım. Ve buradan da eksi ile altını çarpma eksi olacağı için eksi 52 değeri geldi. Eksi 788 eksi 572 daha eksi 1360 yaptı. Eksi 52 ile ekliyoruz. Buradan eksi 1412 kilojül entalpi değerimiz çıkıyor. Sorunun başında da vurguladığımız gibi bize açığa çıkan ısı sorulmuştu. Biz entalpi eksi bulduk. Bu eksinin anlamı tepkimenin egzotermik oluşundan kaynaklı. Açığa çıkan ısı sorulduğunda ise eksiden kurtulu kurtuluyoruz. Sadece 1412 kilojül ısı açığa çıkar diyoruz. Tabii ki bu yorumu hangi maddeye göre yapacağız ya da hangi maddeye göre nasıl yorum yapacağız buna dikkat edelim. Öncelikle bütün maddeler için konuşmak gerekirse. Bu 1412 kilojül ısı açığa çıkar ifadesi aslında 1 mol C2H4 kullanıldığında veya 3 mol oksijen kullanıldığında veya 2 mol karbondioksit oluştuğunda veya 2 mol su oluştuğunda açığa çıkan enerjidir diyebiliriz. Yani maddelerin kat sayılarındaki mol miktarının sonucunda açığa çıkan ısıdır diyeceğiz. Ama bize soru ne dedi? 14 gram C2H4 dedi. Öncelikle 14 gram C2H4 kaç mol? Bunu bulalım. 1 mol C2H4 bileşiğimiz 24 4'te 28 gram ise 14 gramı kaç moldür dediğimizde içler dışlar çarpımı yaptık. Buradan 0.5 mol bulduk. Şimdi tekrar söylüyorum. Tepkimede C2H4'ün katsayısı 1 olduğu için biz 1 mol C2H4 kullansaydık tepkime sonucunda 1412 kilojül ısı çıkardı. Şimdi bize 0.5 mol C2H4 kullanılsaydı ne kadar ısı açığa çıkardı denildiği için burada içler içler çarpımı yaptığımızda 1412'nin yarısını alacağız. Yani 706 kJ değerini buluyoruz. Cevabımız B şıkkı oldu. Sıradaki sorumuz kimyasal reaksiyonlarda hız. Aşağıdaki pistonlu kapta sabit sıcaklıkta ikişer mol X2 ve Y2 gazları Önce piston A konumundayken, sonra piston B konumundayken denklemine göre tam verimli reaksiyona giriyor. Burada tam verim, yani girenlerden en az birisi tamamen tükenmeli. Buna göre niceliklerinden hangisi piston B konumundayken daha fazladır denilmiş. Öncelikle tepkimemizi yazalım ve reaksiyona giren maddeleri, sınırlayıcı maddeleri, artan ve oluşan madde miktarlarını bir görelim. Tepkimimizi yazdık. Dikkat ederseniz tepkime de başlangıçta hem x'in miktarı hem de y'nin miktarı bize verilmiş. Bu tip durumlarda yani girenlerden her ikisinin de başlangıç miktarı verildiği durumlarda biz kime göre madde harcanacak ve oluşacak bunu bulmak için sınırlayıcı maddeyi bulacağız. Bunun için de başlangıç değişim son durum anlamına gelen BDS yöntemini kullanacağız. Şimdi 2 mol x'imiz 2 mol de y'imiz varmış başlangıçta. Ürün henüz oluşmadı. Burada sınırlayıcı maddeyi bulalım. Sınırlayıcı madde bulunurken mol bölü katsayı oranı az olan sınırlayıcıdır diyoruz arkadaşlar. Sınırlayıcı mol bölü katsayı oranı az olandır. Buradan baktığımız zaman x'in molü 2 kat sayısı öndeki sayı 1. Dolayısıyla 2 bölü 1'den 2 değeri geldi. Y için molümüz 2 kat 2. 2 bölü 2'den 1 değeri geldi. Yani mol bölü kat sayı oranı Y'nin daha az. Tepkime tam verimli olduğundan dolayı Y'nin tamamı tükenecek. 2'de eksi 2 harcarsak 1'de eksi 1 harcarız. Üründe de 2'de artı 2 oluşur. Son duruma geldiğimiz zaman 1 mol arttı x'ten y tamamen tükendi ve 2 molle. ne oldu? xy 2 oluştu. Şimdi gelelim öncüllerin yorumlanmasına. Hangisi B konumda daha fazla demişti? Birinci öncülüm reaksiyon hızı. Arkadaşlar soruda tepkimenin mekanizmalı olup olmadığıyla ilgili bilgi verilmemiş ama ister mekanizmalı olsun, isterse tek basamaklı olsun. Burada yapacağımız yorum şu olacak. Biz pistonu A'dan B'ye doğru getirdiğimiz zaman bütün maddelerin derişimleri yani molarite değerleri ne olacak? Artacak. E hız denklemindeki maddelerin molarite değerleri artması anlamına geliyor bu. Hız denkleminde molarite değerlerimiz arttığı zaman ne olacak? Reaksiyon hızımız artacak. İsterseniz somut örneğini de yapalım. Diyelim ki reaksiyon tek basamaklı olsun. Bunun hız denklemini yazarken R eşittir K çarpı X2 çarpı Y2'nin karesi şeklinde yazacaktık. Çünkü hız denklemi girenlere göre ve girenlerdeki gaz ve suda olan maddeler yazılıyor. Önünde bir sayı varsa üst olarak geçiyor. Tek basamaklı olsa buydu. Şimdi biz A'dan B'ye hacmi getirdiğimiz zaman her maddenin yani hem x'in hem de y'nin derişimi artacağından dolayı ne olacak? Hız, reaksiyon hızımız artacak. Tabi burada şunu da hatırlatmak istiyorum. Ben acaba reaksiyon hızında değişim değerlerini yazarken hangilerini yazacağım? Başlangıcı mı, değişimi mi, sonu mu? Arkadaşlar hız denklemi yazılırken değişimdeki değerler yazılır. Bakın değişime göre düşüneceksiniz. X için 1 mol madden vardı. Hacim yarıya düşerse molaritenin formülü de yine mol bölü hacim olduğundan dolayı mol sabit hacim değerim azaldığı için ne olacak? Molarite değerim artacak. Y için de aynı şekilde yorumu yapıyoruz. Kısaca reaksiyon hızımız kesinlikle derişim arttığından dolayı artıyor. İkinci öncülüm hız sabiti. Gençler hız sabitini etkilemeyen tek durum belki de derişimlerdir. Yani derişimin değişmesi hız sabitini etkilemez. İkinci ifade yanlış diyoruz. Değişmez olacak. K sabitimiz peki ne zaman değişirdi? Şöyle aklınızda tutabilirsiniz. Delişimlerin sabit olduğu halde hızın arttığı durumda K sabiti değişir. Tekrar söylüyorum. Derişimler sabitken hızın arttığı söyleniyorsa ya da biliyorsak o zaman bu hız artışı K'dan kaynaklıdır diye aklınızda tutabilirsiniz. Bu durumlar nelerdi? Sıcaklık artışı. Mesela sıcaklık artışında delişimler sabittir. Hız artar. Neden artar? K arttığı için. Yine katalizör kullanımında katalizörde de Maddede hız denklemindeki maddelerin derişimleri sabittir. Sadece e, hız arttığı için K arttığından dolayı diyoruz. Yani aktivasyon size azalıyor K da artıyor. Yine temas yüzeyin artması da arkadaşlar maddelerin derişimlerini etkilemiyor ama hız arttırıyor. Bu da K'yı arttıran bir durumdur. Ama bizim durumumuzda pistol A'dan B'ye geldiği zaman derişimler değiştiği için K'mız sabittir diyebilirsiniz. Üçüncü öncülde yorumlayalım. Ürün miktarı denilmiş. Ürün miktarı deyince aklımıza mol gelecek. Miktarla ilgili derişim değil. Şimdi piston A konumundayken de 2 mol maddem oluşmuş. B konumundayken de 2 mol madde oluşur. Çünkü ben pistonu A'dan B'ye getirdiğimde ekstra ortama bir madde eklemiyorum arkadaşlar. Ya da bir madde çıkarmıyorum. Sadece hacim değerim değişiyor. Yani molarite değerinde değişiyor. Bize burada molarite değil miktar sorulmuş. Mol miktarı piston A'dan B'ye geldiğinde değişmez arkadaşlar. Cevabımız o zaman sadece A şıkkı oluyor yalnız 1 diyoruz. Sorumuz kimyasal reaksiyonlarda denge ile ilgili sabit hacimli kapalı bir kapta gerçekleşen denge tepkimesinin ileri ve geri tepkime hızlarının zamanla değişimi aşağıdaki gibidir denilmiş. Buna göre yargılardan hangisi doğrudur deniliyor. Birinci öncül. Başlangıçta tepkime yalnızca ileri yönde gerçekleşir. Grafiği incelediğimiz zaman başlangıç noktası sıfır değeri. Bakın sıfır değerinde geri hızımız sıfır noktasında ama ileri hızımız yukarıda bir yerde. Belli bir değere sahip. Zaten mantıken de tepkimenin geri yönde ilerleyebilmesi için öncelikle bir ürün oluşumu söz konusu olması lazım. Yani ortamda hidrojen ve klorun ilk başta bulunması lazım. Dolayısıyla birinci öncülüm doğru başlangıçta tepkime yalnızca ileri yönde gerçekleşir diyoruz. Şurada da görüyorsunuz zaten. İkinci öncül T anında kapta HCl gazı yoktur. Arkadaşlar denge tepkimelerinin özelliklerinden biri de ortamda hem giren maddenin bulunması hem de ürün maddelerinin bulunmasıdır. Yani ikinci öncül yanlıştır. Eğer ortamda HCl gazı olmasaydı tepkime %100 verimli olurdu ve %100 verimli tepkimelerde denge tepkimesi olmazdı. Burada verim %100 olur anlamına geldiğinden dolayı denge tepkimelerinde de verim %100 olmayacağından dolayı ikinci öncül yanlış ortamda bulunmak durumundadır. Hem giren hem ürün. Üçüncü öncüle geldik. Tepkimenin derişimler cinsinden denge sabiti Kc, kısmi basınçlar cinsinden denge sabiti Kp'ye eşittir. Kc ve Kp arasında bir formülümüz vardı. Kp eşittir Kc çarpı R çarpı T üzeri delta n formülüyle aradaki ilişkiyi belirliyorduk. Hatta bunu kısaca köpek kaçırtan şeklinde de kodluyorduk. Tekrar söylüyorum, kısaca köpek kaçırtan şeklinde de kodlayabilirsiniz. Burada KP ve KC'nin eşit olabilmesi için şu R çarpı T'nin 1 çıkması lazım. Buranın da 1 çıkması için delta nin sıfır 0 olması lazım. Çünkü bir sayının 0. kuvveti nedir? 1'dir arkadaşlar. O yüzden dedik ki delta n 0 olmalı. Peki delta N nasıl bulunuyordu? Ürün eksi giren gaz katsayısıyla bulunmaktaydı. Baktığımız zaman ürünlerimizde hidrojenden bir, klordan da bir, iki katsayımız var. Yine girenlerde de hidroklorik asitten dolayı iki katsayımız var. Dolayısıyla 2 eksi 2'den delta N 0 bulunuyor. Ve biz Kp eşittir Kc diye biliyoruz bu denklem için. Üçüncü de doğru cevabımız D şıkkı olacak sorumuz asit baz dengesi ile ilgili aşağıda verilen konjuge eşlenik asit baz çiftlerinden hangisinde asit baz özelliği yanlış verilmiştir? Konjüge asit baz çiftini tanımlarken H artı veren maddeler asit H artı alan madde baz özelliği gösterecekti. Buna göre yorumumuzu yapalım. Baktığımız zaman H2CO3 bir karbonat iyonuna dönüşürken hidrojen vermiş. Dolayısıyla bu asit bir karbonat iyonumuz ise baz olacak. A şıkkı doğru. B şıkkına baktığımız zaman su hidronyuma dönüşmüş. Su hidronyuma dönüşürken bakın H artı ne yapmış? Almış. H2 imiş. H3 olmuş. H artı aldığından dolayı suyumuz baz özelliği gösteriyor. Burada bize ise konjik asit demiş ve yanlış söylemiş. Cevabımız B şıkkı. Diğer öncülleri de inceleyelim. C şıkkında HNO2 nitrit iyonuna dönüşürken NO2 eksiye dönüşürken bir hidrojen verdi. Dolayısıyla asittir diyoruz hidrojen verdiğinden dolayı. D şıkkında amonyum amonya dönüşürken yine bir tane hidrojen kaybetmiş. NH4'müş NH3 olmuş bir tane vermiş. Yine asit arkadaşlar. E şıkkında da yine HS iyonumuz sülfür iyonuna dönüşürken bir tane hidrojen vermiş. Hidrojen verdiği için asit özelliği gösterdi. Dediğimiz gibi arkadaşlar H artı veren asit H artı alan bazdır. Dolayısıyla B şıkkı yanlış bir eşleştirme yapılmıştır. Sorumuz yine asit baz dengesi ile ilgili 0,1 molar HA asit çözeltisinin 25 derecede pH değeri 3 olarak verilmiş. Buna göre HA asit çözeltisi ile ilgili yargılardan hangileri doğrudur? Birinci öncül zayıf asit çözeltisidir. Şimdi zayıf bir asit olabilmesi için suda %100 iyonlaşmaması gerekir. Ki bizim asidimizde suda %100 iyonlaşmamış. Bunu nereden anlıyoruz? Eğer bize bir çözeltinin pH değeri verilmişse biz bu değerden yararlanarak o çözeltideki H artı iyon derişimini bulabiliriz. pH'in 3 olması H artı derişiminin 10 üzeri eksi 3 molar olduğu anlamına gelir. Çünkü biz pH'ı bulurken ne yapıyorduk? H artı derişiminin eksi logaritma değerini alıyordu. E burası 3 ise ne olacak? Logaritmanın içindeki h değerimiz 10 üzeri eksi 3 molar olacak. Buradan h 10 üzeri eksi 3 molar bulduk. Peki normalde biz verim %100 olsaydı yani kuvvetli bir asit olsaydı bu asidin nasıl iyonlaşmasını beklerdik? Hangi derişimde iyonlaşmasını beklerdik öyle diyelim. Burası 0,1 molar ise katsayı birken 0,1 ise arkadaşlar normalde 0,1'e 0,1 molar olmasını beklerdik Veri %100 olsaydı. Ama bizim H artı iyonumuzun derişimine 10 üzeri eksi 3 molar. Yani %1'i kadar iyonlaşmış. Dolayısıyla %100 iyonlaşmadığı için bizim bu asit çözeltimiz zayıf asit çözeltisidir diyoruz. Tekrar söylüyorum. Kuvvetli olabilmesi için %100 iyonlaşması gerekirdi. Yani buradaki H da 0,1 olması lazımdı. pH'in 1 olması gerekirdi. Ama pH 3 dediği için %1'i kadar iyonlaşmıştır yorumunu yapıyoruz. İkinci öncülü yorumlayalım. 1 litresi 0,1 mol sodyum hidroksitle tam nötrleşir. Şimdi tam nötrleşme ne demek arkadaşlar? Asitten gelen H artıyla bazdan gelen OH eksinin molünün birbirine eşit olması. Bakın molünün diyorum dikkat. Şimdi bizim asidimize biz zayıf asit demiştik ancak asitler bazlara karşı her zaman kuvvetli davranır. Yine bazlar da asitlere karşı her zaman kuvvetli davranır. Yani asit ve bazın birbirine karşı zayıflık durumu olamaz arkadaşlar. Birbirlerini görünce bunlar yüzde yüz iyonlaşıyorlar. Zayıflık nerede geçerlidir? Zaten tanım da böyle. Suda iyonlaşmada geçerli bir kavramdır. Birbirlerine karşı her zaman yüzde yüz iyonlaşırlar. O halde bizim haşa asidimiz yüzde yüz iyonlaşsaydı 0,1 molar haşartı oluşurdu. Buradan haşartının molünü bulalım. Molarite formülünden düşünürseniz 0,1 molar olacak dedik yüzde yüz yoğunlaştığından dolayı paza karşı. H bulmaya çalışıyorum. Bu çözeltiden 1 litre alınsaydı dedik. O zaman H artı molümüz ne çıktı? 0,1 mol. E zaten bazın molü de 0,1 mol olarak söylenilmiş. Yani tabii ki baz değil de burada OH molü lazım. OH'ın molüne geçelim. Katsayılardan bakarsanız OH'da Sodyum hidroksitin katsayısı aynı olduğu için bu da 0,1 mol olur. Dolayısıyla elimde 0,1 mol H artı ve 0,1 mol OH eksi mol olduğundan dolayı bu eşitlik sağlandığından ötürü tam nötrleşme gerçekleşir diyoruz. Üçüncü duruma bakalım. İyonlaşma sabiti Ka 10 üzeri eksi 5'tir. Burada yine ben HA'nın çözünme denklemini yazayım. Zayıf besit olduğu için hatta denge şeklinde çözünüyor arkadaşlar. Bu defa %100 yoğunlaşma gibi düşünmeyeceğiz. Şimdi haşağımız kaç molardı? 0-1 molardı. Başlangıçta bunlardan yoktu gibi düşünebilirsiniz. Değişim bölümünde x kadar yoğunlaşırsa burada eksi x kadar harcanacak. Denge arkadaşlar her zaman son duruma göre yorumlanır. Burası 0-1 eksi x. Burası x, burası x. Şu sağ tarafı bir silelim arkadaşlar. Alan açılsın. HA için ka denklemini yazacak olursak bir denge sabit olduğu için ürün bölü giren yapıyoruz. Yani ürünümüzdeki maddeler tabi bunlar suda olacak. Yani şurası aqua, aqua şeklinde. Burası da yine aqua olarak düşünelim. H artı çarpı A eksi bölü ürün bölü giren diyoruz. H A'nın derişimi. Şimdi burada ne yapıyoruz? Dediğim gibi dengedeki değerleri yazacağız. Şimdi arkadaşlar buradaki x değeri aslında h artının iyonlaşma değeridir. Ki biz burada h 10 üzeri eksi 3 muhar olduğunu söylemiştik. Yani x gördüğümüz yere 10 üzeri eksi 3 yazabiliriz. O halde k'yı hesaplayacak olursak 10 üzeri eksi 3 h geldi. 10 üzeri eksi 3 de a'dan geldi çünkü o da x'ti. Bölü. Şimdi haşa yazarken dikkat edeceğiz. 0 1 eksi x demiştik. 0,1 yanında 10 üzeri eksi 3 çok küçük bir değer olduğundan dolayı bunu biz ihmal ediyoruz arkadaşlar. Dolayısıyla buraya sadece 0,1 yazıyoruz. Bu Ka hesaplanması ile ilgili bütün sorularda asitten gelen iyonlaşma miktarı burada ihmal edilecek tam çıkması için. Dolayısıyla sadece 0,1 yazıyorum. Burada değer 10 üzeri eksi 6 bölü 10 üzeri eksi 1'den Ka sabitimiz 10 üzeri eksi 5 olur Burada da onun üzere eksi 5 demiş. Üçüncü öncülüğümüz de doğru. Cevabımız E şıkkı oldu. Sorumuz kimya ve elektrik ünitesinden pil tepkimesine etki eden faktörlerle ilgili net pil denklemi şekildeki gibi olan standart pile ayrı ayrı uygulanan işlemlerden hangilerinde pil potansiyelinde değişiklik doğru verilmiştir denilmiş. Öncelikle şunu söyleyelim. Pil sistemimize etki eden faktör sonucunda denge ürünler yönüne kaymışsa pil potansiyelimiz artacak. Denge girenlere kaymışsa pil potansiyelimiz azalacaktır arkadaşlar. Çünkü bildiğiniz üzere denge yorumunu yaparken ne yapıyorduk? Biz ürün bölü giren yapıyorduk. O yüzden Ürünlere kaydığı zaman pil potansiyeli artıyor. girenleri kaydığı zaman pil potansiyeli azalıyor diyeceğiz. Yorumlara yapalım. Birinci işlemimiz çinko artı iki çözeltisine su eklemek. Şimdi çinko artı 2'ye su eklersem ben çinkonun derişimini ne yapmış olurum? Azaltmış olurum molarite formülü gereğince. Molü sabit. Hacim arttığı için derişimi azalır. Çinko derişimi azalırsa Löşeter ilkesine göre sistem çinko derişimini arttırmak üzere dengeyi ürünlere kaydırır şöyle ürünlere kayar diyoruz denge. Ürünlere kaydı için pil potansiyeli artmalı. Burada da artar denilmiş. Birinci öncülüm doğru. İkinci öncül sıcaklığı azaltma demiş. Pil tepkimeleri egzotermik tepkimelerdir. Yani ısı ifadesi, enerji ifadesi ürünlerde yer alır. Biz sıcaklığı azaltırsak arkadaşlar sistem sıcaklığı arttırmak için dengeyi ısının olduğu yöne kaydıracak. Yani denge yine ürünlere kayacak. Denge ürünlere kaydığı için pil potansiyeli artar demesi lazım. Burada azalır demiş. Yanlış olmuş Artar demesi gerekiyordu çünkü pil tepkimeleri egzotermik tepkimelerdi Üçüncü öncül Bakır elektrot yüzeyini arttırma Elektrot yüzeyi pil potansiyelini etkilemez sadece çalışma süresini etkiler arkadaşlar Yüzeyi arttırdığımız için pil daha uzun süre çalışır ama Ürettiğimiz enerji sabittir değişmez bu ifade de doğru Cevabımız 1 ve 3 olan D şıkkı olacak Sorumuz organik bileşiklerle ilgili CnH2nO genel formülüne sahip kararlı organik X molekülüyle ilgili yargılardan hangileri kesinlikle doğrudur denilmiş. Öncelikle genel formüle baktığımız zaman CnH2nO genel formülü aldehit ve ketonlar için geçerli olan bir genel formüldür. Aldehit ve ketonların genel formülleri CnH2nO'dur arkadaşlar. Bu grupları genel gösterimlerinde yazalım. Aldehitler R, karbonil ve H grubundan oluşurken ketonlar R, karbonil ve yine R gruplarından oluşmakta. Birinci öncülümüz N değerimiz 1 ise bileşiğimiz formaldehittir denilmiş. Öncelikle şundan bahsetmek istiyorum. Ketonların ilk üyesi 3 karbonludur. İsmi de asetondur. Hatta yazalım ketonların ilk üyesini. ketonların bir karbon ve iki karbonlu üyesi yoktur. Dolayısıyla NH1 ise bileşiğimiz aldehit olabilir. Aldehitin de ilk karbonlu üyesinin adı formaldehittir arkadaşlar. Formaldehitin yapısında yazmış olalım. R yerine burada hidrojen geliyor. Tek karbon olduğumuz zaman. Formaldehitin yapısı da bu şekilde yazılmakta. Yani aldehitlerin ilk üyesi formaldehit. Bir diğer ismi, yupak ismi de metanaldır bu şekilde söylenebilir. İkinci öncüle bakıyoruz. Tüm karbon atomları sp2 hibritleşmesi yapar denilmiş. Şimdi arkadaşlar sp2 hibritleşmesi yapabilmesi için karbonun bir tane pi yapması lazım. Çünkü biz biliyoruz ki karbon elementi 4a grubunda yer almakta ve normalde sp küp hibritleşmesi yapar. Fakat yapıda pi bağı varsa hibritleşme değerinden pi bağı sayısı kadar bağ düşülür. Burada SP2 yaptığı söyleniyorsa bir tane P bağı bulunması gerekiyor yapıda. Peki bütün karbonları mı bir tane pi bağı sahip olması lazım? Hayır. Mesela biz 3 karbonlu bir aldehit bileşiği yazdığımızda şu şekilde yapacağız. Hatta bunun kapalı formülü de bakın C3H6O yani şu genel formüle uyuyor. Görüldüğü gibi bu 3 karbondan sadece bir tanesi pi yaptı. Yani karbonil grubu sadece pi yapar. Diğerleri bütün bağlar sigma bağ olduğundan dolayı sp(q) pi birleşmesi yapar. Yine keton için de bunu konuşabiliriz. Ketonda sadece karbonil grubumuzdaki karbon sp2 yaparken diğer R gruplarındaki karbonlar tek bağla bağlı olduğundan dolayı sp(q) pi birleşmesi yaparlar. Dolayısıyla ikinci ifade kesinlikle doğru diyemeyiz arkadaşlar. Üçüncü öncüle baktığımız zaman Bileşiğimiz keton ise n değerimiz eşittir 3 ya da 3'ten büyüktür demiş. Evet ne demiştim ketonların ilk üyesi 3 karbonludur. Dolayısıyla n değeri ya 3 ya da 3'ten daha büyüktür diyeceğiz. Bu da kesinlikle doğru. Cevabımız D şıkkı oluyor. Sorumuz yine organik kimyadan alkanların isimlendirmesinden gelmiş. 2-3 etil butan bileşiğinin sistematik adı yani yupak adı aşağıdakilerden hangisidir? Burada bize bahsedilen bileşiği bir yazalım. Bu şekilde isim verilip formül sorulduğunda formülü yazmaya ana zincirdeki karbondan başlayalım arkadaşlar. Bütan dediği için 4 tane karbon çiziyorum. 4 karbonlu alkanımızın adı bütandı. Öncelikle karbonları yazdık. Hidrojenleri birazdan yerleştireceğim. Yine bileşikte dal olarak ne söylemiş? 2 ve 3'e etil grubu bağlı. Etil C2H5 ile gösteriliyordu. Radikalik grubumuzda alkil grubumuz. 2 ve 3. karbona C2H5 bağladık. Bu aşamadan sonra bildiğiniz üzere karbon 4 bağ yaptığından dolayı karbon 4 bağ yaptıracak şekilde hidrojen ekleyerek tamamlayalım. En soldaki karbonumuz sağdaki karbonla 1 bağ yapmış yapısında 3 bağ eksik. Bu 3 bağ hidrojenle yapacak. 2. karbonumuz 1, 1 daha 2. Bir de sağ ile yaptığı 3 4 bağ yapması için 1 bağ eksik. Onun yerine hidrojen koyduk. Yine burada 3. karbonumuz solda 1 bağ yaptı. Aşağıda 1 bağ 2. Bir tane de sağla yaptı. 3 1 bağ eksik. Bir tane hidrojen ekledim. En sondaki karbonumuz da 1 bağ yapmış durumda. 4 bağ yapması için 3 tane hidrojen ihtiyacı var. Bileşiğimizi yazdıktan sonra yupak isimlendirmesine geçebiliriz. Alkanları isimlendirirken ilk yapacağımız şey en uzun ana zinciri seçmek. Burada da en uzun ana zincir işaretlediğimiz şekilde olacak. Bakın şu yapıda 2 karbon, 3, 4, 5, 6 karbon birden var ana zincirde. Şimdi numara vereceğiz. Numaraya dalın en yakın olduğu uçtan başlayacağız. Dallara baktığımız zaman iki tane metil grubumuz var dal olarak. Şimdi soldan başladığım zaman şurayı 2 karbon diye sayıyorsunuz arkadaşlar. C2 dediği için dikkat edin. 2 karbon burada var. 3. karbona bağlı. Sağdan başladığımda yine 2 karbon burada var. 3. karbona metil bağlı. Dolayısıyla fark etmiyor burada sağ ya da sol uçtan başlamanız. Biz soldan başlayalım. Buraya 1, 2 diyoruz. Bakın 2 karbon olduğu için 1, 2 şeklinde söylüyoruz. Her karbon bir numara alacak. Burası 3. karbon, 4. karbon. Yine burada da 2 karbon olduğu için 5 ve 6. karbon diyoruz. İsimlendirmeye öncelikle dallarımızın yerini ve adını yazarak başlıyoruz. Üçüncü karbonda metil, dördüncü karbonda da metil var. Öncelikle dalların yerini yazıyorum. 3, 4. Aynı grup bağlı olduğu için ve aynı gruptan iki tane olduğu için latince iki anlamına gelen D önekini kullandık. Radikalik grubumuzun adı CH3'ün adı metildi. 3, 4 dimetil dedikten sonra ana zincirde karbon kaç tane var? 6 tane karbon var toplamda. 6 karbonlu alkanın adı nedir arkadaşlar? Hexandır. Dolayısıyla ismimiz 3 4 dimetil hexan olacak. Şıklara baktığım zaman B şıkkında doğru cevabı görüyoruz. Organik bir bileşik verilmiş bize. Hatta bu bileşik aromatik bir bileşik arkadaşlar. Yapısında benzen halkası da bulunuyor. Bu bileşikle ilgili yargılardan hangisi doğrudur denilmiş. Birinci öncül benzaldehittir. Benzen halkamıza aldehit grubu bağlanmış. Biz bu yapıdaki bileşeye benzaldehit diyorduk arkadaşlar. Şu grup aldehit kökü benzene bağlı olduğu zaman benzaldehit adını almaktaydı. Birinci öncül doğru. İkinci öncül yükseltgenmesi sonucu benzoik asit oluşur. Benzoik asidin yapısını yazalım. Benzene karboksil grubu bağlanmasıyla oluşuyor. Bakın arkadaşlar aldehitler yükseltgendiğinde oluşacak yapı karboksilik asit yapısıdır. Dolayısıyla bir karbonlu aldehit kökümüz yükseltgenliği zaman bir karbonlu karboksilik asit karboksil grubu oluşacak. Bu yapıya da benzoik asit adını veriyoruz. Yani ifademiz doğrudur. Üçüncü öncül indirgenmesi sonucunda fenol oluşur. Yine aldehitlerin yapısını düşünüyoruz. Aldehitler indirgendiğinde primer alkolü oluşur primel alkol oluşması sonucunda şu aldehit grubumuz CH2OH yapısına dönüşür. Bu bileşiğimizin ismi benzil alkoldür arkadaşlar. Burada ise fenol demiş. Fenol yapısı ise benzene OH bağlı olması zaten fenol bir alkol bileşiği de değil. Yani alkol oluşmamıştır fenol olsaydı. Neden alkol değildir onu da söyleyelim. Benzen halkasında bildiğiniz üzere ikili bağ, tek bağ, ikili bağ, tek bağ ve ikili bağ şeklinde bağlarımız yerleşmiş durumda. Yani bir çift, bir tek şeklinde halkada bağlar var. Bu üç halkayı da göstermek amaçlı biz ne yapıyoruz? Benzinin ortasını şu yuvarlığa çiziyoruz. Eğer OH'ın bağlı olduğu karbon, şuradaki karbon çift bağ yapmışsa o bileşik alkol değildi. Alkoller konusunda zaten bunu öğrenmiş olmanız gerekiyor. Tekrar söylüyorum OH'ın bağlı olduğu karbon çift bağ yapmışsa bu bileşik alkol değildir. Fenol bir alkol olmadığından dolayı 3. öncülüm yanlış oluyor. Dediğimiz gibi indirgenmiş olsaydı burada şu H işareti indirgenmeyi ifade ediyor. Primer bir alkol olacak yani benzil alkol oluşması gerekiyordu. Doğru olan öncüler C şıkkında bulunuyor. Cevabımız C. DNA'nın kalıp ipliğine ait nükleotit dizilimi verilmiş. Buna göre DNA molekülüne ait kalıp olmayan ipliğin nükleotit dizilimi. Şimdi DNA çift zincir. Doğru mu arkadaşlar? Kalıp dediğimiz zaman ondan hangisi sentezleniyordu? İşte RNA sentezleniyordu. Otomatik olarak şurası kalıp olmayan iplik oluyordu. Şimdi kalıp iplik ATG ise mesela ATG ise kalıp olmayan şu kısımda TA ne olacak? S olacak. Doğru mu? TAS'yi bulalım. Peki. Diğer tarafta ne var? İşte S, G, S. O zaman bu tarafta kalıp olmayan da G, S, G olacak. G, T, A. Bir çoğunuzun gözünde çocukluk canlanmıştır. S, A, T olacak. Peki. T, T, A'nın karşısına da ne gelecek? Şurayı temizleyelim. T, T, A'nın karşısına ne gelecek? A, A, T. Cevabımız ne oldu? E seçeneği. Yani basit bir şekilde karşılığını yazacağız. Burada vurgumuz ne biliyor musunuz arkadaşlar? Kalıp ve kalıp olmayan ifadelerini artık size alıştırmak. Önemli olan buydu. Lütfen bunlara dikkat edelim. Bir hücrede protein sentezi gerçekleşirken olaylarından hangilerinin gözlendiği kesindir demiş. Bakın bu hücrenin ökaryot mu prokaryot mu olduğunu söylememiş ama. Dolayısıyla mitokondrinin ürettiği ATP harcanır ifadesine kesin diyemezsiniz. Çünkü prokaryosa mitokondri yoktur. Stoplazmada üretilmiştir mesela. Ama enzimler görev alır. Sonuçta asidi proteine çevirmek bir dehidrasyon reaksiyonudur. ATP harcandığına göre. ATP'yi en kötü ihtimal parçalayan da bir enzim değil mi? Öyle düşünebilirsiniz. Ribozomda olur bu reaksiyon. Yani polipeptit sentezi ribozomlarda gerçekleşir. Cevabımız ne oldu? 2 ve 3. Bir takım çalışmalar sonucu elde edilen rekombinant DNA'nın genetik çalışmalarla yerleştirildiği canlıya ne ad verilir? Hatırlarsanız mesela bir gen aktarmak istiyorsunuz. Nereye? İşte bir bakterinin plazmit DNA'sına. Şimdi istenilen geni şuradan alırsınız. Plazmiti de çıkarırsınız. Bu istenilen gen parçasıyla plazmiti hatırlarsanız restriksiyon enzimleriyle parçalayıp ligaz enzimiyle de birleştirdiğiniz zaman artık elinizde rekombinant DNA'nız olur. İşte burada arkadaşlar aslında biz ne yapmış olduk? Bir gen transfer etmiş olduk. Yani transgenik bir canlı elde etmiş olduk. Transgenik canlı. Halk arasında işte GDO diyorlar ya genetiği değiştirilmiş organizma. Bak şu anda ben bunun genetiğini değiştirdim. Ona bir yapı ekledim. Hiç onda olmayan bir yapı ekledim. Cevabım o yüzden transgenik canlı. Şimdi prokaryot neydi? Zarlı organel ve çekirdeği olmayan haploid neydi? N kromozomlu canlılar. Poliploid 3N ve üzerinde kromozom takımı içeren canlılardı. Melez canlı ise hibrit canlılar demekti arkadaşlar. Yani karakterlerin işte heterozigot olması söz konusu. O zaman cevabımız ne oldu? Tekrar edelim. C seçeneği. Düzenek belirli koşullarda bir süre bekletiliyor bitki ve mantarın daha uzun süre yaşayabilmesi için ne uygulanmalı? Şimdi bu mantarın bir kere solunum yapıp oksijene ihtiyacı var. Oksijen alması lazım. Solunum sonucunda karbondioksit verir. Ama bitki bu karbondioksitten yararlanamaz. Çünkü ortamda potasyum hidroksit var. Kaldı ki bitki karbondioksitten potasyum hidroksit olmasa bile yararlanamayacak. Çünkü ortam karanlık. O zaman hadi ortamı ışıklandıralım. Bir de potasyum hidroksiti ortadan kaldıralım ki karbondioksit tutucusu olmasın. Bitki o karbondioksiti rahat bir şekilde alsın. Çünkü hatırlayalım lütfen baryum hidroksit, kalsiyum hidroksit, sodyum hidroksit ve potasyum hidroksit. Neydi bunlar? Karbondioksit tutucusuydu. Eğer bunlar ortamda olursa fotosentez olmuyordu. Bakın bacanaktan bacanak olarak kodlayın demiştim ortamı ışıklandıralım, potasyum hidroksit ortadan kaldıralım. Bitkiye karanlık ortamda organik besin vermeniz hiçbir işe yaramaz. Bitki zaten kendi organik besini kendi üreten bir canlı. O yüzden cevabımız ne oldu? 1 ve 2. Bitkinin ürettiği salgılar olaylarından hangilerini sağlar demiş. Mikroorganizmalara karşı bitkiyi korumak antiseptik özellikle yani mikrop öldürücü özellikle birçok madde salgılayabilir bitkiler arkadaşlar. Mesela incirin koparttığınız zaman oradan süt benzeri bir sıvı çıkıyor değil mi? Sindirimde görev alma böcekçil bitkileri düşünün. Böceğin üstüne ne salgı? Sindirim enzimi salgılıyor. Büyüme ve gelişme diyorsunuz. Mesela hormon salgıladığını düşünün bitkinin. Stokin gibi, oksin gibi, giberelin gibi. O zaman cevabımız ne olur? 1, 2 ve 3. Kurak ortam bitkilerinde özelliklerinden hangisi görülmez? Kurak ortam bitki su sıkıntısı olan bir bitki. Su toprakta az olan bir bitki kazık kökle inebildiği kadar derine inmek ister. Su kaybetmemek için yapraklarında kalın kütin ve kutikula tabakası oluşturur. Bol sayıda tüye sahiptir. Mesela Yaprak çizdiğiniz zaman şöyle stomalar hem alt epidermiste konuşlanmış hem içeri gömülmüş hem de etrafında şu şekilde tüyler olur ki o tüyler arkadaşlar hem rüzgarla temas etmeyi önlüyor hem de terlemeyi azaltıyor. Stoma epidermiste alt konumlu ve derindedir demiş. Bakın çizdiğimiz şekil zaten onu gösteriyor. Burası alt epidermis, burası üst epidermis. Konuyu anlatırken özellikle bir yaprak şekli çizmiştim. Onun üzerinde Anlatmıştım arkadaşlar, burası çok önemli tarzında. Bol stoma, stoma arkadaşlar terlemeye sebep olur. Bol stoma, bol terleme demektir. Bol terleme, bol su kaybı demektir. Ama bu bitki kurak bölgede su kaybını göze alamaz. Cevabımız E seçeneği. Bir bitkinin gövdesinden alınan enine kesit gösterilmiş. X ile gösterilen kısımda taşınan sıvıda ne bulunur? Bakın, e, kambiyumun dışına bakan kısım fulem'dir. İçe bakan kısım kısilemdir. Bize kimi göstermiş? Kısilemleri göstermiş. Trakit, trakeid, kısilem parankiması ve kısilem göstermiş. Burada neydi arkadaşlar amaç? Kökten alınan su ve çözünmüş mineralleri taşımaktı. İçerisinde glikoz olmaz, asit olmaz kaldı ki fulemin içerisinde bile arkadaşlar sükroz bulunur. Sükroz daha kararlıdır çünkü. Ve... Kısilemin içerisinde organik bir bileşik bulunmaz demiyorum arkadaşlar. Mesela sitokin hormonu kökte üretilip kısilemle diğer kısımlara taşınır. Ama bize burada verdikleri glikoz ve aminoasit kısilemin değil, fulemin içerisinde aranır. Cevabımız nedir? 1 ve 3. Sağlıklı vurgusu yapmış, böbrekten bahsetmiş. Distal tüp ve havuzcuk. Bakın havuzcuk böbreği böyle anatomik olarak baktığınızda pelvis dediğimiz şu kısım havuzcuk. Yani üretere bağlanan yer. Peki distal tüp nerede? Distal tüp buradaki o milyonlarca nefrondan şöyle yapalım. Nefrondan şu kısım mesela distal tüp. Tamam mı? Burası proksimal tüp, burası henle kulbu, burası idrar toplama kanalı. İdrar toplama kanalı damla damla idrarı nerede biriktirir? İşte arkadaşlar şu kısımda yani havuzcukta biriktirir. Buradan da üretere gider. Şimdi ne ortak olabilir demiş? Glikoz olamaz arkadaşlar. Glikoz sağlıklı bir insanda %100 proksimal tüpten geri emilir. O yüzden bir gitti. Su ve üre tabii ki idrarın ana maddesinden bahsediyoruz. İdrarın oluşumundan bahsediyoruz. İkisi de bulunabilir. Cevabımız ne oldu? 2 ve 3. Sağlıklı bir insan idrarında glikoz amino asit olmaz arkadaşlar. Memelilere ait olgun al yuvar hücrelerinde olaylarından hangileri gözlemlenebilir? Memelilerin olgun al yuvarlarında çekirdek ve organel yok arkadaşlar. Dolayısıyla DNA replikasyonu çekirdekte olması ya da mitokondri söz konusu olamaz. Çünkü taşıdığı e, oksijeni kullanmaması lazım. Ama nedir? Glikoliz tepkimeleriyle bir süre ATP sentezi yapabilir sitoplazmada. Cevabımız B seçeneği. Küçük dolaşımda kirli kan temizlenirken büyük dolaşımda temiz kan vücuda dolaşır. Bakın küçük kan dolaşımı şudur. Kalbin sağ karıncığından akciğere doğru pompalanan kan ki bu akciğer atar damarı oksijen bakımından zenginleştirilir ve kalbin sol kulakçığına getirilir. Kimle? Akciğer toplar damarıyla. Buradan da sol karıncıktan tüm vücuda aortla pompalanır. İşte burası büyük kan dolaşımı. Küçük kan dolaşımı neresidir dersen kalp, akciğer ve kalp. İşte burası küçük kan dolaşımı. Ben, bana neyi sormuş arkadaşlar? Küçük kan dolaşımını sormuş. Bakın akciğer tar damarı, akciğer toplar damarı. Aort, üst ana toplar, alt ana toplar bunlar hep büyük kan dolaşımıdır. Cevabımız 2 ve 3. Grafik kasın kasılması sırasında elde edilmiş, buna göre harflendirilmiş kısımlardan hangisi tam fizyolojik tetanosu ifade eder? Yani dinlenemeyen kasın ısrarla uyarıldıktan sonra kasılı kaldığı haldir arkadaşlar. Şurası tam tetanidir. Cevabımız E seçeneği. Bakın dinlenmeye fırsat bulamamış. Kas kasılı kalmış. Hücresel solunumun temel amacı hangisi olabilir demiş. Bakın hücresel solunumun mantığında ne var? monomerleri karbondioksit işte suya kadar parçalamak. tabi oksijenli soğudumsa mantık monomerleri yıkmak yani monomerleri yıkarak ne elde etmiş oluyoruz arkadaşlar ATP işte krepslerle elektron taşıma sistemiyle doğru mu peki o zaman Polimer maddeleri monomerlere parçalamak solunum değil bir kere hidrolizdir. Gitti. Ortam pH'ını değiştirmek niye bir amaç olsun ki arkadaşlar? Tamam ortamın pH'ını azaltır, asidik hale getirebilir ama böyle bir amacı yok. Etil alkol ve karbondioksit üretmek bu zaten fermantasyondur. Hücresel solunum değildir. Fermantasyon başka bir şey, solunum başka bir şeydir. Ama amaç nedir arkadaşlar? Enerji üretmek. O yüzden cevabımız A seçeneğinde. Matrix ve krista gösterilmiş A ve B kısımlarında gözlenen olaylar için hangisi yanlıştır diyor. Şimdi matrixte ne var hocam? Şöyle bir özetleyelim. Matrixte bir Krebs reaksiyonu var. Ve bu Krebs reaksiyonları sırasında NAD indirgenip NADH oluşuyor. FAD indirgenip FADH2 oluşuyor. ATP üretimi oluyor SDF ile. Doğru mu? SDF ile. Ve Krebs'te karbondioksit çıkışı oluyor. Bu bunun özeti. Elektron taşıma sisteminde ne oluyor? İç zarda, krista'da bu elektron taşıma sistemlerine elektron getiren NADH'lar, NAD oluyor. FADH2'ler FAD oluyor. Yani bir şekilde ne oldu arkadaşlar? Koenzimleriniz yükselkenmiş oluyor. Ve burada işte ATP sentaz aracılığıyla yine ATP sentezleniyor ama burası oksidatif düzeyde fosfoylasyondu. Peki. Şimdi burada hatırlayalım elektronlar işte hidrojenle birleşiyor dışarıdan oksijen aldık ve metabolik su açığa çıkıyor. Şimdi nadın indirgenmesi demiş Krebs. Nadın indirgenip NADH oluşması evet. Su oluşumu kristal elektron taşıma sistemi evet. ATP tüketimi demiş. Arkadaşlar ATP'nin e, Matrix'te tüketimi nasıl olur? Solunuma bağlı değildir o. E, neye bağlıdır? Atıyorum işte mitokondrin içerisindeki protein senteziyle ya da DNA işlenmesiyle söz konusu olabilir. Yani bu ifade doğru. NADH artı H'ın indirgenmesi bakın kristada biz ne dedik? NAD indirgenmesi değil yükselkenmesi söz konusu. Bu ifade yanlış. Karbon dioksit oluşumu demiş. Evet bak Krebs reaksiyonlarında karbondioksit oluştu. Doğru. ADP tüketimi? Evet ATP sentezlemek istiyorsan ne yapıyorsun? ADP'ye fosfat ekleyip ATP sentezliyorsun. Doğru. Fosfat harcamak? Yani bu reaksiyonlar sırasında ATP üretmektir. Yani ADP'ye P ye eklediğin zaman fosfata harcamış oluyorsun. FADH2'nin yükseltgenmesi evet bak FADH2 FAD olmuş. Piruvat yıkımı? Piruvat Neye dönüşüyordu? Asetil koenzim A'ya dönüşüyordu ki Krebs reaksiyonları oluşsun. ATP üretimi demiş. Evet, ATP üretimi var. Bakın, şu cümleden dolayı B seçeneğimiz yanlış. Tekrar söyleyelim. Krista elektron taşıma sisteminin olduğu yerdir ve koenzimler indirgenmez, yükseltgenir.